Evet, şimdi Amerika'nın Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çıkarılmak istenen tasarıyı veto etmesinin ardından bugün gözler New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Çünkü bu tasarı orada ele alınacak. Genel Kurul oylamasını Habertürk Televizyonu Dış Haberler Müdürü Fehmi Gürdallı ile konuşacağız. Fehmi merhaba. Şimdi Trump parayı veren düdüğü çalar diyor aslında. Tamamen öyle. Bu evet. Yani tehdit savuruyor. Üyeleri de bunu söylüyor. Ben parayı veriyorsam milyarlarca dolar harcıyorum. O zaman bu oyu da benim karşımda kullanamazsınız kesinlikle diyor. Kesinlikle öyle. Ama Birleşmiş Milletler temsilcisi de Trump kafasında. Trump o kafada ama. Kesinlikle. O da o kafada. Nasıl etkili olur mu bu genel kurul üzerinde? Şimdi çok etkili olacağını sanmıyoruz. Aslında bu diplomasi tarihinin pek alışık olduğu bir tehdit değil. Amerika 100'den fazla ülkeye yardım yapıyor ama bunlar her zaman çok büyük yardımlar değil. İşte en çok yardım yaptığı ülkeler İsrail, Mısır, Ürdün, Irak, Afganistan gibi ve bazı Afrika ülkeleri. Ama bunlar çok büyük yardımlar değil. Yani bu yardımlar olmazsa bu ülkeler çökecek anlamında değil. Şimdi Amerika bu meseleyi tamamen bir kişisel aldı. Aslında tasarıda Amerika Birleşik Devletleri'nin adı doğrudan geçmiyor. Evet. Sadece Kudüs'le ilgili alınan Kudüs'ün statüsünü bozan kararların geri alınması ve elçiliklerin Kudüs'e taşınmaması çağrısı yapılıyor. Ama Amerika bu işi tamamen kişisel bir mesele haline getirdi. Nikki Haley Trump'ın gözüne girmeye çalışıyor ve girmiş gibi görünüyor ki Trump çok hoşuma gitti Nikki'nin gönderdiği mektup. Kabinede yer arıyor galiba. Evet yani öyle geçirdim. Şeyler konuşuluyor. Önümüzdeki dönemlerde daha üst bir pozisyon daha gözü var şeklinde. Sorunuza gelecek olursak çok fazla etkisi olacağını sanmıyoruz. Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi İsrail'le de bağlantısı olan ülkeler belki çekimser kalacaktır. Bazı Afrika ülkeleri belki çekimser kalacaktır. Ama bu yapılan aslında Amerika'nın tasarıyı hakaret gibi görüyor Amerika ama kendi de daha büyük bir hakaretle karşılık verdi birçok ülkeye. Bu da tarihte görülmemiş bir şey. Tarihte yani görülmemiş bir şey böyle ama. Böyle bir tehdide de karşı da mesela bir yaptırım yok mu? Yani mesela böyle şeylerde nasıl ki yani hukukta bir şey vardır. Yani etkilemezsiniz o süreci. Yani bu da lobi gibi mi düşünülüyor? Öyle bir yaptırımı yok ama tabii psikolojik bir şeyi var. Evet, baskı yaratacak. Bu ülkelerin sonuçta 57 ülke zaten İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. İslam ülkesi. Şimdi bu ülkelerde kamuoyu var. Kudüs çok hassas bir konu. Trump'ın sözlerinden etkilenip de bu hükümetler farklı bir tutum izleyecek değiller. İzlerlerse kendileri açısından bu bir intihar olur. Birçok ülke de bu aşamadan sonra Trump'ın söylediği gibi davranırsa aslında bu onlar için çok büyük bir prestij kaybı olacak. Evet. Bazı ülkeler belki çekimser kalacak ama bu sonucu etkileyecek boyutta olmayacak gibi ne görünüyor. Ne bekleniyor? Yani sonucu etkileyecek boyutta o zaman bu olumlu mu? Evet yani 3'te 2 katılanların 3'te 2 çoğunluğu gerekiyor bu kararın geçmesi için. Bu çoğunluğun rahat bir şekilde sağlanacağı düşünülüyor. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı, Filistin Dışişleri Bakanı ile birlikte orada olması da çok önemli değil mi? Tabii yani ki. Bu da herhalde tabii o diplomasi ki. Süreci tabii açısından ki. Çok önem taşıyacak. Peki, Türkiye zaten bu tasarı, evet. Türkiye ve Yemen'le birlikte, bu tasarıyı genel kurula getiriyor. Mısır BM Genel Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarıyı Mısır getirmişti. Mısır İsrail'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok yardım yaptığı ikinci ülke konumunda. Şimdi bu tavrı değişecek değil. Peki, şimdi sonuçta eğer olumlu bekleniyorsa, yani tasarının geçmesi yönünde bekleniyorsa, o zaman Trump daha da radikalleşir mi? Yani nasıl tavır alır? Sadece yardım kesmekle şu anda tehdit ediyor ama daha başka bir seçenek gündeme gelir mi? Çok fazla elinde başka bir enstrüman da yok. Aslında şöyle görünüyor, yani Amerika Birleşik Devletleri için de büyük bir çıkmaza girdiğinin bir göstergesi. Yani bu karara karşı elinde hiçbir ahlaki, hiçbir hukuki enstrüman yok diğer ülkeleri ikna etmek için. Sadece böyle bir tehditle ikna etme noktasına geldi. Sonuç ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tehdidi bile yapması onun ne kadar bir çıkmaza girdiğini, Kudüs konusunda ne kadar yalnız kaldığını ve ne kadar çaresiz duruma
girdiğini gösteren bir gelişme. İçeride zorlar mı Trump'ı? Mesela böyle bir tehdit savuruyor ama karşılığı olmazsa şayet içeride yansımaz. Çünkü orada da bekleyen şahinler var onu, değil mi? Evet, ama Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu çok çok daha ilgili değil bu evet. durumla. Vergi indirimi var, başka konular var daha onlar için daha öncelikli olan. Uluslararası alanda bir prestij kaybı olur ama içte çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Dış Haberler Servisimizin müdürü Fehmi Gürdağlı ile konuştuk. Şimdi bunun yansımalarına bakacağız. Saat 18'de değil mi Fehmi Gürdağlı? Türkiye saatiyle 18'de görüşmeye başlanacak genel kurulda. Bakalım oradan tasarıyla ilgili genelde olumlu bir beklenti var. Bu tasarının geçeceği yönünde bir sürpriz çıkar mı çıkmaz mı? Buna da